Haberiniz olsun, Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır. Yani Mehdi, Hazreti İsa Aleyhisselam, her kim olursa olsun, mümin olan, veli olan kim varsa Allah kesin garanti veriyor. Onlar için korku yoktur diyor Allah. Çünkü bir tek Allah'tan korkuyor onlar. Hiçbir şeyden korkmazlar. Mahzun da olmayacaklardır diyor Allah. Yani hüzünlenmezler, üzülmezler, korkmazlar. Mümin alametidir bu. Ama Allah'ın velileri için olan bir durum bu diyor. Eğer mümin hüzünlenmiyorsa ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorsa Allah'ın velisi olduğuna dair bir alamet oluşmuş demektir. Yani ciddi bir alamet oluşmuş demektir. Bak, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmadığını kendi görüyorsa Kur'an ifadesine göre ve mahzun da olmuyorsa, hüzünlenmiyorsa velayet alameti oluşuyor. Oluşmuş oluyor. İnşallah. İnşallah. Ümitle korku arasında olabilir ama bir alametin oluştuğu da net. İnşallah. Bak, Allah detay veriyor. Onlar iman edenler. Bir kere iman edenler ve Allah'tan sakınanlardır. Helale harama dikkat ederler diyor Allah. Müjde dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Bu da tam anlamıyla aynı zamanda Mehdi de tarif edilmiş oluyor. Hazreti İsa da tarif edilmiş oluyor. Çünkü müjde var dünya hayatında. Mehdi için de, Hazreti İsa Aleyhisselam için de. Ahirette de her ikisi de inşallah Allah'ın dilemesi cennetteler. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Bak, kurtuluş demiyor Allah. Büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Eğer gerçek mutluluğu arıyorsanız bu dinin içinde olduğunu anlamanız lazım diyor Allah. Yani bu, buna da işaret var. Tabii biz mutlu olalım diye iman etmeyiz. İman ettiğimiz için mutlu oluruz. Ama iman eden de hem kurtuluş içinde oluyor gerçek anlamda, bir de mutlu oluyor. Yani bu da bir velayet alametidir. Yani mutlu olmaz. Yani mutluysa hüsnü zannetsin inşallah. Bakın, korkmuyor Allah'tan başka hiç kimseden. Mahzun olmuyor, üzülmüyor ve mutlu. Zaten bu imanın gereğidir. Bir insan yüce Allah'a tam teslim olduğunu biliyorsa, her şeyin ondan olduğunu biliyorsa, bütün tecellilerin ondan olduğunu biliyorsa, neye üzülebilir? Yani nasıl yapsın bunu? Yani normal bir akılla bunu yapamaz ki bir insan. Ve nasıl korksun başka bir şeyden? Çünkü mesela elinde baltayla birisinin geldiğini düşünelim. Allah yaratır, onu da Allah yaratır. Korkulacak olan Allah'tır. Evet. Değil mi? Sen sebebe sarılırsın. Ama mümin korkmaz. İnşallah. Bakın, Kur'an için Allah sırları nasıl gizlemiş? Dikkatlice bakmayan bunu göremez. İşte büyük kurtuluş. Ha, insan hep kurtulmak peşinde değil mi? Mesela acıdan, elemden, sıkıntılardan, zorluklardan kurtulmanın peşinde değil mi insanlar? Evet. Her zaman. Hep insan. Allah diyor bakın, işte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Kurtulmak istiyorsanız budur diyor Allah. Kurtuluş arıyorsanız. Bak, onlar iman edenler ve Allah'tan sakınanlardır diyor. Allah'tan sakınacak. Gerçek imanı bulacak. Allah'ı arayan bulur. Aşkla talep ederse Allah ona o imanı verir inşallah. Bakın, arkasından diyor ki Allah, onların sözleri seni üzmesin. Şimdi yukarıya bakıyoruz ayete. Mahzun olmayacaklardır diyor. Burada ne diyor Cenab-ı Allah? Onların sözleri seni üzmesin. Demek ki mümin insanların sözlerinden dolayı üzülmez. Bu bir hastalıktır. Bozukluktur. Şüphesiz izzet ve gücün tümü Allah'ındır. Yani izzeti nefsine ağır eden bir şey olduğunda veyahut güçsüz olduğunu düşündüğünde bunu yanlış düşünmüş olursun diyor Allah. Bütün güç bana ait diyor ve izzet de bana ait diyor. İzzeti vermek de bana aittir. Yani onur ve şerefi ben veririm diyor Allah size. Değil mi? Güç de tamamen benim kontrolümdedir diyor. Bana aittir diyor. Ve işitenim ben diyor. Bak, o işitendir ve bilendir diyor. Hepsini ben bilirim diyor Allah. Ve bütün konuşmaları ben işitiyorum diyor Allah. İnşallah. Yani benim bu gücümü, vasfımı çok iyi bileceksiniz ve unutmayacaksınız diyor Allah. Haberiniz olsun diyor. Bak, Allah haber veriyor. Haberiniz olsun. Dikkat çekiyor. Şüphesiz göklerde kim var? Yerde kim var? Tüm Allah'ındır. Yani bir kul diyecek ki ben de Allah'a aitim diyecek. Yani kendine ait olduğuna
İnanmayacak. Çünkü bedenini kendi mülkü, malı zannediyor insanlar. Allah bana ait diyor bedeniniz. Ruhunuz da bana ait diyor. O zaman ne oluyor? Niçin ölüm anında bahsus bağırıyorsun? Allah'a ait değil mi o beden? Alıyor. Ruh Allah'a ait değil mi? Onu da alıyor. Sana ne oluyor o zaman? Değil mi? Hı. Sana sormadığına göre verirken o bedeni, değil mi? Sormadı. Ruhunu verirken de sana sormuyor. Sahibi kimse, hüküm onundur. Evet. Değil mi? Allah'tan başkasını tapanlar bile şirk koştukları varlıklara, güçlere gerçekte uymazlar. Onlar yalnızca zanla uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler. Hem Darwinistlere hem materyalistlere bakıyor, hem de nefsini put edilenlere de bakmış oluyor. Ayet. Çünkü yalan söylüyor. Bu beden bana ait diyor. Sana ait değil, Allah'a ait. Hı hı. Ruh da bana ait diyor. Sen nasıl beden yapacaksın? Beden kendin mi yaptın? Yok. Bir yerden mi buldun sen? Yok. Allah sana verdi, Allah'a ait. Ruhtan zaten size az bir bilgi verildi diyor Allah. Ruh hiç açıklanamıyor zaten. Bilim adamları hepsinin felç oldukları nokta ki ruh asıl insandır zaten. Darwinistler asıl insandan bahsetmiyorlar da kalıptan bahsediyor, etinden bahsetmeye başlıyor, kemiğini bahsediyor. Etinin kemiğinin nasıl olduğunu anlatıyorlar. Eti kemiği, morgda da var eti kemiği, kasapta da var, et kemikte bir şey yok. Asıl insan ruhtur. Değil mi? Sen bize ruhu anlat, bizde o konuda bilgimiz yok diyor. O zaman hiç konuşmaman lazım senin. Değil mi? Bedenini zaten açıklayamıyorsun. Bedende de sadece yalan söylüyorsun, başka bir şey yok. Bol bol tesadüf yalanı söylüyorsun. Beden nasıl oldu diyoruz. Protein nasıl oldu? Tesadüf. Hücre nasıl oldu? Tesadüf. Şu nasıl oldu? Tesadüf. Bak onlar ancak zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler diyor Allah. Zan ve tahmin. Herhalde tesadüfen oldu diyorlar. Bu bir zandır. Bir tahmin. Evet. De ki Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler kurtuluşa ermezler. Bakın hep Allah kurtuluştan bahseder Kur'an'da. İnsanlar da kurtuluşu diyor sanki müphem bir şeyler. Halbuki Allah insanların kendi kurtuluşunu bahsediyor. Dolayısıyla toplumun ve dünyanın da kurtuluşunu bahsetmiş oluyor. İnsanlar hep bir kurtuluş arayışı için değil mi? Tabii. Kendini kurtarmaya çalışıyor, toplumu kurtarmaya çalışıyor, ailesini kurtarmaya çalışıyor, sevdiklerini kurtarmaya çalışıyor. Bak Allah diyor ki, de ki Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler kurtuluşa ermezler. Darwinistler o yüzden hakim oldukları ülkelerde o milleti, o insanları mahvedip batırıyorlar. Ve o toplum kurtuluşa ermiyor. Ne manen ne maddeten batmış oluyorlar. Ne diyor Allah? De ki şeytanın Allah'a sınırım. Söyle diyor Allah onlara. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler. Nasıl yalan söylüyor? Tesadüfen oldu diyor. Allah ben yarattım diyor. O da tesadüfen oldu diyor. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler kurtuluşa erdirmez. Ben onlara kurtuluşa erdirmem diyor. Göstertiyor mu Allah? Göstertiyor. Her yerde ekonomik kriz, her yerde perişanlık. Bakın yüzyıllardan beri insanlar sürünüyorlar. Kurtuluşa eremiyorlar. Tek sebep bu işte. Allah hakkında yalan uydurup iftira edilmesi ve Allah'a tam tabi olunmaması. Bak uzun uzun zaten ayette de açıklamıştık. İman etmeden istiyor Allah, sakınmalarını istiyor. Korkmamalarını istiyor, mahzun olmamalarını istiyor. İzzet ve gücün tümü Allah'ın olduğunu bilmeden istiyor. Ve her şeyi ben işitiyor ve biliyorum ve hepsi de bana ait diyor Allah. Onlar için dünyada geçici bir meta vardır. Diskolarda orada burada eğlenirler. İşte arkadaşlarına giderler. Geçici bir meta, geçici bir beden veriliyor. Et kemik veriliyor, ağız burun veriliyor. Kol bacak veriliyor. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra bunlar ölüyor. Toprağın altına Allah onların hepsini koyuyor. Üstlerini örtüyor Allah toprakla. Nerede senin malın diyorsun toprağın altındakine? İşte 20-30 kilometre ötede falanca semtte diyor malım diyor. Sen niye buradasın diyoruz. Toprağın altındayım ben diyor. Bilgisayarı nerede diyoruz? Evde kaldı diyor. Chatleşmiyor musun arkadaşlarına diyoruz bu Facebook'a girip. Mümkün mü diyor yani toprağına. Kıpırdayamıyorum ki diyor. Simsiyah karanlığın içindeyim diyor. Yat neredeyse limanda diyor. Sen neredesin? Toprağın altındayım diyor. Ya sen bayağı bir büyükleniyordun falan diyorsun değil mi? Büyüklenecek halim kalmadı diyor. Şişmeye başladım diyor. Değil mi? Ve dünyanın en iğrenç kokusu oluşur mezarın içerisinde. Ve yavaş yavaş parçalanarak insan ölmeye başlar.
Değil mi? Bak dünyada geçici bir meta vardır. Allah buna dikkat çekiyor. Geçici. Sonunda ben böyle yaparım diyor Allah. Sonra dönüşleri bizedir. Ruhlarını alıyor. Ruhunu kendine getiriyor Allah. Kabz ediyor. Sonra inkara sapışları dolayısıyla onlara şiddetli azabı tattıracağız. Hani pervasızlık zübbelik yapıyordun sen? Hani sana güç yetirilmezdi? Hani Kur'an'la dinle alay eden kitaplar yazıyordun, böyle zübbelik yapıyordun? Hani Taksim'de it kopukla, sapıklarla böyle geziyordun, değil mi? Hani böyle barlarda içip böyle kepazelik çıkartıyordun? Dine, İslam'a ağzına gelen sözü söylüyordun, haşa. Peki bu şiddetli azaptan nasıl o zaman kurtaracaksın kendini? Bir kere mezarın altına girmekten kurtaramadın, bir. Toprakta parçalanmaktan da kurtaramadın, o kadar büyüklenmene rağmen. Canını yaka yaka, sopa yiye yiye canını da verdin, teslim oldun değil mi? Ahiret yok zannediyordun, bir de baktın ki birden başka boyuta geçtin. Uyanır gibi kalktın değil mi? Hani ahiret yoktu? Demek ki varmış değil mi? Pişmanım diyor. Allah da diyor sana gerekli süre verilmedi mi diyor. Verildi diyor. Cenab-ı Allah diyor yine dönse yine aynı şeyi yapar diyor. Çünkü unutturulup gönderilecek. O zannediyor o halinden gönderilecek.